Buyurun, yeni soru geliyor. Zamanla veya çok kullanılma sonucu aşınmak, laçka eskimek. Harf alalım mı? Alalım harf. Aldık bir harf. Durduk. Zamanla veya çok kullanılma sonucu aşınmak, eskimek, yıpranmak. Yıpranmak. 800 puanla yanında. 7 saniye var. İstiyorum ki bütün sorularınızı görün. Tamam, hemen şiir başlayayım. Sorusu zaten sonda. Tamam. Gerekirse bir de harf alırsınız. Çünkü bu mecazi tanımlama. Tamam, burada buyurun. Alsak mı? Ne bu? Bakalım. Geliyor. Mecazi anlamda bir şeyin temeli olmazsa olmazı. Harf istediniz mi? Aldık. Aldık. Bir şeyin temeli olmazsa olmazı. Mihenk taşı mı? Onu ayakta tutan şey. Temeli. O kırıldı mı böyle bükülür. Direk ne? Evimin direği. Hayır, öyle değil. Bir şeyin temeli sen bu kurumun, olmazsa olmaz. Sen bu düzenin nokta noktasısın. Omuriliğisin. Omurilik. Omurgayla alakalı, kaslarla İki kelime. Alakalı bir şey. İki kelime. Hiç düşünmek bile istemiyorum. Fark ettim onu da. Kendinize yazık ediyorsunuz. Niye öyle yapıyorsunuz? İki kelime, K'si çıktı zaten. Güzel de yerden çıktı. Bir şeyin temeli, onu ayakta ayakta tutan şey. Bel kemiği. Yüzünden düşen bin parça dedikleri bu galiba. Evet. Gelsin bakalım sondan bir önceki soru efendim. Bir makine, cihaz veya mobilyanın bütün parçalarını yerli yerine takmak, monte kurmak. Etmek. Monte etmek. Bin puan da yerinde. Yetiştik mi şiir sorusuna? Yetiştik. Buyurun efendim, Nazım Hikmet'in doğum günü doğrultusunda hazırladığımız sorulardan görelim. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton, çay içmen şimdi. Alkışlar Eylem Hanım için. Üzüldüm. Niye böyle oldu? Nerede bittik biz? Nereden bittik? Ben nerede koptum? O şeyde, 3 çeyrekte. Evet. Konuşmamı yasakladığınız için söyleyemiyorum onu. 3 çeyrek. Hemen çıkalım, kendimize böyle 3 çeyrek bir köfte sandviç yaptıralım. Karşılıklı yiyelim. Olur, tamam. Üstüne iyi gider. Eylem Hanım'a bir alkış lütfen.